Merhaba arkadaşlar, Otomobil Kutup kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün elimde New Air Baby bebek yağı var. Şimdi ben bunu bir yerde görmüştüm arkadaşlar açıkçası. 2 hafta boyunca lastiklere paraklık verdiği söylenen bir ürün. Benim elimdeki bebek yağı da şu şekilde göstereyim. Normal. Herhangi bir marka da olabilir. İlla New Air Baby olmasına gerek yok. Bebek yağı olaraktan genelde şey yapmıştı. Bunları lastik parası olarak kullanacağız. Birisi bunu kullanmış. Böyle bir 2 hafta falan bayağı bir lastiklerde kalıcı oldu söyleniyor. Ben de merak ettim. Testini yapayım ve sizlerle paylaşmak istedim. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Lastiğimiz burada. Yağımız da burada. Süngerimiz de burada kardeş. Hep beraber deneyelim bunu. Of, oh, şöyle. Bebek yağı da hemen emiyor ha sünger. Bak bu ilk parlaklık çok güzel. Değil mi? Evet. İlk aşamada bir parlaklık verdi direkt. Çok güzel verdi hem de. Ama sonuçta bebek yağı zaten. Yağ bazlı bir şey olduğu için parlaklık yani. Normal. Bebek yağı. Vallahi dediğine göre 2 hafta kadar lastikte kalıcı oldu söyleniyor. Ben de testini yapıyorum. Bu arada lastiklerimiz de eskidi, bunlara değişecek arkadaşlar. İnşallah ilerleyen zamanlarda videolarımız daha çok izlenmesin, lastiği değiştirelim. Bunlar 5 sene oldu bu lastiklerin önündeyiz. Oo, vallahi mis gibi yaptı ha. Güzel de koktu. Bebek gibi koktu. Evet aynı, çok güzel oldu. Arabasına bebek gibi bakanını mı tercih ettin? Evet, arabaya bebek gibi bakmak istiyorsanız bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu dediğine göre vatandaşın 2 hafta kadar bir etkiye sahipmiş arabanın lastiğinde. Eğer doğruysa mükemmel bir şey. Onu sizlere söyleyeyim öncelikle. Şu an lastik nasıl oldu? Şöyle bakarsan karşıdan cirlop gibi oldu ha. Değil mi? Yani çok az bebek yağı kullandık. Bu lastiğe bunu yaptık. Ama sonucunu kullandıkça göreceğiz. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğiz. Yani sonuçta bir yağ bazlı bir ürün. Zaten bebek yağı. Bebeğinizin hassas olan cildine yoğunlanma ve koruma sağlar diyor. Biz de lastiğimizin hassas olan yanaklarına bunu kullanıyoruz. Lastiğimizin hassas olan yanaklarına böyle bebek yağıyla bakım yapıyoruz. Yani bu tip ürünleri yapmamın amacı nedir biliyor musunuz? Hem ben de bilgilendirmek istiyorum. Benim çok dikkatimi çeker böyle şeyler. Hani başka amaçta kullanılan bir ürünün arabanın üzerinde kullanılması hakikaten gerçekten hoşuma gidiyor. Belki sizden de hoşuna gidiyordur bu tip şeyler. Hani elinizde vardır. Mesela bizim elimizdeki bebek yağını şöyle söyleyeyim sizlere. Şu bebek yağının tarihi geçmiş. Bizim elimizde kalmış. Unutmuşuz bunu, almışız. Tarihi geçmiş. Ben de bu bebek yağıyla ilgili olan şeyi görünce dedim ki arkadaş bir çekelim bari. Elimizde bebek yağı var. Sonuçta bebeğe sürmeyeceksek lastiğe süreriz. Yapacak bir şey yok. Lastikte vallahi ilk etapta güzel parlaklık verdi. Ama 2 hafta dayanır mı? Onu bilemeyeceğim açıkçası. Evet. Hep beraber göreceğiz inşallah. Senin araba lastiklerle sürer bak bunu. Senin araba çok daha belli eder. Çünkü senin araba daha bu şantiyelere girip çıkıyor. Yani böyle bir test yaptık. İnşallah faydalı olmuştur. Otomobil Kutup kanalını beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.